خب قانون کی بگره جغیر قانون قرآن هر قانون کی دینه که اوجید بن جدین وان گرک مسلمان شیر بن نخابن بوان حیل وان قرآن و کعبه جمرا نچان کای و پوت مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کای و پوت مجلس قرآن دبی حکم خدا جغیر وی دلالت هنک کافر جید بیجن حکم تمام ای ملت لورا ام کافر نخازن دولت ببشریعت Bakır'dan şöyle bir rivayet zikretmişlerdir. Estaizu bile İmam Bakır da bu sözlerden uzaktır ki ona iftira ediliyor. Vallahi ey Ebu Hamza, bizim şiamız haricinde bütün insanların bütün insanlar fahişelerin evlatlarıdır. Yani mahsul-i zinadır demiştir. Estaizu billah. Bunu ona söylemez. Nitekim Cafer bin Muhammed Es-Sadık şöyle dedi de rivayet edilmiş. Aynı kitaplarda, aynı kaynaklarda her biri yeni doğanın huzurunda mutlaka iblislerden bir iblis vardır. O doğan bebeğin bizim şiamızdan olduğunu bilirse bu şeytanlar korunur, şeytanlardan korunur. Bizim şiamızdan değilse ne'ûzü bile şeytan işaret parmağıyla onun dübürüne parmağını sokar ve o çocuk homoseksüel olur. Doğan eğer kızsa parmağını fercine sokar, sümaşı o çocuk fahişe olur demiştir. Burada da kast olunan biz ehli sünnet ve cemaatiz kardeşlerim benim. Yani artık buyurun sizin takdirinize bırakıyorum. Burada söylediğim hiçbir şey bizim nefsimizden, egomuzdan söylediğimiz şeyler değil. Benim hiçbir şey zoruma gitmiyor biliyor musunuz? Ehli sünnet ve cemaat olduğunu söyleyen ama bugün İslam ümmeti içerisinde Şia propagandası yapan özellikle Doğu ve Güneydoğu'da benim Sunni Kürt kardeşim. Sen tarih boyunca Şia'ya kulluk ve koklalık etmemişsin. Senin tarihin Ehli Sünnet'in şanlı ve şerefli sayfeleriyle doluyken tarih boyunca senin dilini, erkanı, her şeyini yok etmeye çalışan hatta bugün bile İran'ın Müslüman Kürt halkı üzerinde ciddi anlamda hileleri var ve sen gidip onların propagandasını yapıyor. Kendi atalarına ihanet ediyorsun. Onların fitnesini, pisliğini, fucurunu kendi halkın içine koyuyorsun. Vallahi billahi tallahi bakın gidin sosyal medyada son 10-15-20 yıldır biz Kürt halkı içerisinde bak Kürtlerin lehçeleri vardır. Zaza, Kurmanç veya Kırmançça veya Dımıl veya Şeyh Bizin veya işte Sorani, Lori, Havremani vesaire bu kadar lehçe. Onlarca küsur lehçesi, lehçelerin alt kanal şeyleri var ve bu dilin zenginliğinden kaynaklanan bir şey. Bugün Doğu ve Güneydoğu'da özellikle Kürt halkı içerisinde Kürt Zaza topluluğunun Kürt olmadığının propagandasını yapan tek merci Şiilerdir. Özellikle Elazığ tarafında kümelenmiş, ta Elazığ'ın köylerine kadar Şiiliği sokmaya başlamış ve onlarca çocuğu, genci, yüzlercesini İran'a, Kum'a, Necef'e gönderip orada Şii eğitimi verip sonra da bölgeye geri getiren ve bunu İran propagandası olarak işte siz Zazalar İranî bir milletsiniz, siz ayrı bir milletsiniz, tarihte şanlı şerefli bir geçmişiniz var gibi böyle hikayelerle siz Kürtlerle bir alakanız yok. O Kürtlerden ayır, sonra devşir şiileştir. Hile ve desisesiyle bu propagandanın yapıldığını bizzat bence bu bilerek bilinçli bir şekilde 20-30 yıldır Zazalar Kürt değil sözünün ve söyleminin altında bu İranî teşkilatların Şii yapılanmalarının parmağı var. Çünkü Kürt halkından koparılmış zaza bir topluluğun asimle edilip mezheplerinden ve çizgilerinden ehli sünnetten koparılmanın daha basit bir yöntem olduğunu, daha etkili bir yöntem olduğunu, bunların da bu şekilde daha hızlı şiileştirilebileceğini iddia ettikleri için bunu yapıyorlar. Eğer bu söylemlerin temelinde Elazığ ve çevresi yoksa gelin yüzüme tükür. Çünkü bu söylemler orada yayıldı, orada ortaya çıktı. Oradan yavaş yavaş Bingöl ve Diyarbakır çevresinde yayıldı. Çok garip bir şey. Bugün Kürt halkı içerisinde Şia'nın en hızlı yayıldığı topluluk da Zaza topluluğudur. Ve Alevi topluluklarıdır. Çünkü Şia Ehl-i Beyt sevgisi ve biz tüm Şii topluluklar, Aleviler de kardeşiz. Aynı inançtayız. Aslında biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat nasıl kafirsek Zeydi topluluğu da kafirdir. Bizim gibidir. Hatta onlara da aynı küfür ithamında bulunuyor ve Hazreti Mehdi, Kayyim Mehdi zuhur ettiğinde sadece Sunnileri katletmeyecek, onları tekfir etmeyecek. Bir de Zeydi Müslümanları da tekfir edecek. Neden? Çünkü onlar Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in sadece siyasi olarak halifeliğine karşı çıkıyor ama asla 12 imam
şeyine sahip olmamaları, Şia'nın o sapık fikir ve görüşlerini kabul etmemelerinden dolayı, Şia derken İmamiyye fazilerinin kabul etmemelerinden dolayı onları da bizim gibi kafir görür. Aynı bugün Husi topluluğun Yemen'de gerçekten Şii Zeydi topluluğuna yaptığı zulümler bir şekilde kulağımıza geliyor. Onun için ben size söyleyeyim, karşınızdakiler gerçekten Amerika, Rusya, Çin ve İsrail'den bile daha sinsi siyaset yapabilen, her türlü entrikayı çevirebilen, yalan dolan ve her türlü sapıklık kendilerince meşru kılınmış olanlardır. Ondan dolayı bu Kürtler içerisinde bölme, böldürtme sadece Türkiye'de yok. Kuzey Irak'ta Talabani ailesi bile biz soranız, biz işte Lori'yiz, şunlardan değiliz diyerek Kuzey Irak'taki o bölgenin bile parçalanması için çalıştığını duyuyoruz. Zaten siyaseten de biraz aklı olan, feraseti olan bilir ki bu yapılıyor. İşte bugün Türkiye Kürtleri içerisinde Şiileştirme faaliyeti, Zazaların Kürt değil söyleminin altında İran var ve İran parmağı var. Onun için kardeşlerim, elimizden geldiği kadar akıllı olalım, ferasetli olalım, kimsenin oyuncağı olmayalım. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten ve ehli sünnet ve cemaatin itidali müttedil çizgisinden ayırmasın. Ve bi kanune gibi gire, gheyri kanune Kur'an. Her kanune gidineke, evcidi bin cidine van. Gerek Müslüman şiyer bin, ne hapin ve van hile van. Kur'an-u Kabe jimera, ne çankaya ukut meclisi. Kur'an-u Kabe